Merhaba sevgili tur rehberinin takipçileri. Bugün 20 Nisan 2014 saat 14.05 itibariyle bu çekimi yapıyoruz. kaydımızda böylece düşmüş olalım. Daha evvelki çekimlerimizden epey bir zaman geçti ve tekrardan bir değerlendirme yapmak istedik. Ve bu değerlendirme yapacağımız gün itibariyle de Türkiye şu anda dünyanın en fazla enfekte olmuş 7. ülkesi sıralamasını elde etti. Çok da beğenilecek bir şey değil tabii ki bu. Biz e, şu, dün itibariyle yani 19 Nisan verileri itibariyle e, İran'dan sonra Çin'i de geçtik. Bu e, virüsün ilk çıktığı nokta olan Çin'de geçildi. Dolayısıyla Türkiye artık dünyanın en fazla enfekte olmuş 7. ülkesi. E, bizim bu arada e, yani bazı verilerle ilgili e, sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz biliyorsunuz. E, Türkiye'de dahil olmak üzere. Ama şu ana kadar en iyi, en doğru, en gerçekçi verilerinde İspanya ve İtalya tarafından verildiğini de öngörüyoruz. Şimdi gelelim neden böyle düşündüğümüze. Gördüğünüz gibi bütün bu ülkelerin birinci günlerinden ki aslında Dünya Sağlık Örgütü açısından da 15 Nisan baz alındığı için 15 Nisan'dan bu yana ki günlerini kaydettik. Bu Buna baktığımız zaman diğer ülkelerin 65. gününü Türkiye'nin ise 41. günü olduğunu görüyoruz. Şimdi bir takım verileri de burada ayrıyeten değerlendirdik. Bunlardan bir tanesi şurada göreceğiniz üzere nüfuslarına oranla test edilen kişi sayılarının yüzdesel verileri. Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin içlerinde en düşük test oranına sahip olan ülkelerden bir tanesinin olduğunu yani nüfusa oranla en düşük test sayısına sahip olduğunu görüyoruz. Yoksa baktığınız zaman Türkiye 634 bin test yapmış. İngiltere 482 bin test yapmış. Ee, ama e, ikisinin aşağı yukarı nüfuslarına oranları şey yaptığınız zaman baktığınız zaman karşılaştırdığımız zaman %0.71 ile %0.76 gibi olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demektir? Türkiye 1000 e, kişiden 7'sini test etti henüz. Her 1000 kişiden sadece bakın yüz demiyorum. Her 1000 kişiden sadece 7'si test oldu. Burada en iyi rakam İtalya'da e, her 100 kişiden ikisi 2.24'ü test edilmiş durumda. Yani biz İtalya'nın 3'te biri kadar test yaptık nüfusa oranlarsak, bakın burası önemli çünkü bunu daha sonra karşılaştıracağız. Peki nüfusun yüzde kaçı hastalandı diye baktığımız zaman Türkiye'deki rakam binde e, bir kişi. Şimdi her bin kişiden 7'sini test ettik ve bunlardan sadece birinin hasta olduğunu gördük. Ee, şimdi e, İtalya'ya baktığımız zaman İtalya her bin kişiden 22'sini test etti ve bunların dördünün hasta olduğunu gördü. Yani ortalamalar gene aynı 7'ye 1 gibi bir oran var ortalama olarak. E, bu noktadan baktığımız zaman aslında e, bizim de İtalya kadar test yaptığımız takdirde İtalya'nın e, İtalya gibi e, bir oranla da testin sonuçlarının çıktığını düşündüğümüz takdirde Türkiye şurada şu rakamı yani 86.300'ü e, bizim yaklaşık olarak 3 ile çarpmamız lazım. Yani şu anda o kadar test yapmış olsak belki de bizdeki vaka sayısının 240.000-250.000'lerde olduğunu göreceğiz. Ama o kadar test yapmadığımız için şu anda sadece 86.000 kayıtlı vakaya sahibiz diyoruz. Tabi bunun bir başka şeyi de şurada verisi de burada gördüğünüz gibi. Burada vaka dağılımı var. Yani kayıtlı vaka olarak kayda geçmiş olan vakaların korona virüsü vakalarının şu andaki dağılımları söz konusu. Gördüğünüz gibi Türkiye, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalar iyileşmiyor ya da ölmüyor. Böylelikle gri bölge yani hali hazırda hasta olan kişi sayısı rakamları %83 Türkiye için. İngiltere için %86. Amerika için ise %85. Gördüğünüz gibi hepsi neredeyse aynı oranlarda. Peki bu üç ülkenin bir diğer ortak noktası ne? Virüsü hiçe saymaları kısaca. Şimdi sırayla gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğiniz gibi Başkan Trump virüs dene Amerika'ya hiçbir şekilde gelmez biz büyüğüz vesaire gibi açıklamalar yapıyordu. Şu andakinin aksine. İngiltere'de durum neydi? Biliyorsunuz Boris Johnson başbakan ben her gün hastaneye gidiyorum. Onlarla tokalaşıyorum, öpüşüyorum. Hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi doğal seleksiyon gerçekleşecek diyordu. Sonuçta ne oldu? Yoğun bakıma alındı. Ciddi bir hastalık şeklinde. Geçmiş olsun tabii. Ve durum bu İngiltere'de. Türkiye'de durum ne? Türkiye'deki durum da şu. Türkiye biliyorsunuz İstanbul dünyanın merkezlerinden bir tanesi olarak çok uzun bir süre her türlü uçuşu açık tuttu. Ve dünyanın her kesiminden insan Türkiye üzerinden İstanbul üzerinden uçtu geldi, kaldı e, tabi turizm gelirlerini şey yapamayız yani kaybedemeyiz diye düşünüldü. O yüzden bu üç ülke virüse karşı en e, açık e, şekilde elini oynayan ülke olarak şu anda da hiçbir şekilde iyileşmeyen hastalara sahip çok ilginç. E, peki e, baktığımız zaman Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya' kalıyor. Bunların oranlarına baktığımız zaman bakın, iyileşmesinde hali hazırda beklemede olan %63 ile Fransa var, %36 ile Almanya var, %60 ile İtalya var ve %50 ile İspanya var. Almanya'nın durumu ilginç. Neden ilginç? Almanya artık açıkta yani azalmış durumda yani artık orada virüsün ciddi bir şekilde kontrol altına alındığı söylenebilir. Ama burada iyileşme oranı çok yüksek gördüğünüz gibi ölüm oranı düşük. Bundaki sebepleri de daha belki videomuzda söylemiştik. Almanya koronavirüsünden ölenleri başka sebepleri var ise kalptir, işte yüksek tansiyondur, şekerdir. O diğer sebeplerden öldüğünü varsayıyor. Ee, İtalya, İspanya ve Fransa geride kalanlara baktığımız zaman ise bunların e, gerçekçi veriler olduğu gözlenebiliyor çünkü hepsinde de eşit oranlı e, iyileşme, ölüm ya da e, kalan rakam, hani daha henüz e, enfekte durumda olan kişi sayısını görüyoruz. Şimdi dediğimiz gibi bir takım verileri inceleyerek, detaylandırılarak grafikleri yaptık. İşte 19 Nisan günü yani dün itibariyle verilere baktığımızda bizim e, Türkiye olarak buradayız. 7. sıradayız. Çok doğru, çok güzel. İşte ilk 7'deyiz ama ilk 7'nin de en sonuncusundayız. Amerika almış başını yürümüş gitmiş diyoruz. Evet tabii bu yapılan testle de doğru orantılı bir şekilde. Amerika nüfus oranı çok yüksek yani 320 milyonlarda olan bir ülke olduğu için test oranı da 3.5 yani pardon 3.8 milyon test yapıldı. bizdeki test 600 binlerde. Yani 3.8 milyonluk testte Amerika 764 bin vaka yakalarken siz o kadar test yapmadınız. Yani Amerika'nın yakaladığı vaka sayısı kadar test yapmadınız. ama işte onun da 86 bin'i sizde çıkıyor. Peki bunu daha iyi değerlendirmek istersek biz de dün 41. günümüzdü. İlk vakayı anons ettiğimiz gün itibariyle, kabul ettiğimiz gün itibariyle 41. günümüzü yaşıyorduk. Bu üstte gördüğünüz mavi Türkiye. Gördüğünüz gibi 41. gün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. günüyle kafa kafayayız. İtalya halen bizden aşağıda, İspanya ondan da aşağıda. Oradan aşağıda gene Almanya'yı görüyoruz. ve Fransa ile İngiltere kabul görülen 41. gün. Gördüğünüz gibi Türkiye 41. günde yavaş yavaş liderliği artık Amerika'ya vererek ikinci sıraya oturmayı planlıyor. İlk 41 gün oldukça kötü bir şey çizmiştik. Şimdi 65. gününü yaşıyor diğer ülkeler. Bizdeki 65. günün nerede olacağını tahmin etmeye çalıştık. Bunun için bir algoritma yaptık. Algoritmamız burada gördüğünüz gibi algoritmanın 3 versiyonu var. Bir tanesi üstsel olarak giden e, tahmini olarak tabi nerede sonlanacağını gösteren bir tanesi de ortalamalarda birisi de düşme eğilimli yani e, altsal devam eden bir şey. Bu algoritmaya göre 41. güne kadarki veriler sağlam yani normal standart veriler ama 41. günden sonraki veriler doğal olarak e, tahmini veriler. Bu algoritmaya göre 79. güne kadar Türkiye'de 100.000'in üzerinde hasta olacak. Ama bu düşen veri gerçekleşirse Artan veri gerçekleşirse 79. günde 400 bine yakın 362 bin gibi bir rakam gözüküyor. Ama tabi bu uzak tahmin. Biz o yüzden bu algoritmayı bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekleştirdik. ve grafiksel anlamda da yerine koyduğumuz zaman 41. güne kadar yani şuraya kadar ki veriler sabit verilerimiz. Gördüğünüz gibi Türkiye hepsinden üste gidiyor. 41. günde sadece Amerika birazcık bize yaklaşıyor. 42'de Amerika bizi geçiyor. Diğer ülkeler için bu veriler gerçekçi veriler. 41. günden sonrası Türkiye için ise yani gerçekçi derken gerçekleşmiş veriler. 41. günden sonraki Türkiye verileri ise ee, tahmini veriler. Ama tahminlerimizin tuttuğunu söylemek isterim. Bu noktada da geldiğimiz zaman 65. gün yani diğer ülkelerin 65. gününde bizim yerimiz burası olacak. 246 bin civarı bir hastayla. Ha bu 246 bin olmaz da 230 bin olur. O zaman da hala hazırda yine de Fransız, İspanya'dan, İtalya'dan yukarıda oluruz. Yani e, her halükarda biz şu anda dünyanın en kötü ikinci ülkesi olma konumundayız. Buna namzetiz. Şimdi gelelim bir diğer noktaya. Ölüm oranları ki bizim şüpheyle yaklaştığımız oran e, olayı bu Türkiye için. Şimdi bakın burada İlk 7 ülkenin gün be gün ölüm oranları dikkatinizi çekiyordur. Burada tabi grafikte dediğim gibi ilk 7 ülkeyi aldık Bunun içerisinde her ülkenin ölüm oranlarının bir dalgalanma içinde olduğunu görüyorsunuz İki ülke hariç bunlardan bir tanesi Almanya şu altta gördüğünüz yeşil çizgi ki onlarda da bir yükselme söz konusu yani kendilerine göre ciddi bir yükselme söz konusu sıfırdan 0.30'a gelmiş. E, yüzdesel bazda. E, fakat burada Almanya'nın tutumunu söylemiştik. Yani koronadan dolayı değil başka sebeplerden dolayı öldü olarak kaydediliyor. İkinci ilgi çeken ülke ise Türkiye. Türkiye'de e, ölüm oranı 12. gün itibariyle %2 civarına geldi ve ondan sonra da sürekli yani son e, 29 gündür son bir aydır hep %2 civarında gidiyor. Hiçbir şekilde dalgalanma yok. Yani %3'e çıkma, %1'e inme, %5'e çıkma vesaire hiç böyle bir durum gerçekleşmiyor. Çok ilgi çekici bir şekilde. Hep %2 ölümle gidiyoruz. Bu zaten televizyonlarda bile yansıyan bir iddia oldu biliyorsunuz. Bu sizin de görmeniz için hani açıkça şurada gri renkli olarak gözüken veriler, Türkiye'nin verileri gördüğünüz gibi her ne kadar diğer ülkeler kadar kötü de olsak rakam anlamında, vaka sayısı anlamında Onlardaki ölüm oranları böyleyken bizde sabit. Şimdi bu noktadan alıp sizi iyileşme oranlarındaki günlük değişime getirdik. Gördüğünüz gibi ilk başlarda iyileşme birçok ülkede hemen yükseklerde başlıyor. Türkiye hariç. Türkiye'de de iyileşme maalesef öyle hemen başlamıyor. Diğerlerinde hemen bir iyileşme söz konusu ama ondan sonra azalıyor. Burada baktığınız zaman İyileşme oranlarında aslında diğer ülkelerde rakamın yüksek olduğunu görüyorsunuz. Buradaki kısımda ise Amerika'nın iyileşme oranı düşük gözüküyor. Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. İyileşme oranının düşük olmasının sebebi sadece tabii şey değil, yani yoğun bir hasta sayısına sahip olmaları. Bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri'de gene hatırlatmak isteriz buradaki gibi henüz e, ölüm ya da iyileşme konusunda bir ayrışmaya geçilmiş bir yer değil. Şimdi e, biz e, şunu söylemek istiyoruz burada esasında şu rakamlar e, çok e, belirsiz. Yani bu rakamlar şu kısma geçtiği zaman nereye geçeceği çok önemli. Bir de bir başka nokta daha var. Bakın bu hastalık normalde e, şöyle şu sayfamıza geri gelelim. E, pardon. Günlük veriler, ülkeler sayfamıza geri gelelim. Şimdi bu hastalık 14 gün itibariyle iyileşme yaşayan bir hastalık diye söyleniyor. Şimdi bizim 14 gün öncesine gitmemiz gerekirse, yani bugün 19 Nisan'dan 14 gün öncesine gittiğimiz takdirde 53. veriye gitmemiz gerekiyor. Evet, şurası. 25 e, 27.069 kişi gördüğünüz gibi 27.069 kişi e, o gün itibariyle hasta gözüküyor. Şuradan hesap de açalım. E, temizleyelim. 27.069 kişi o gün itibariyle vaka olarak bilinen vaka. Tabi bunların 574'ü vefat etmiş. 1042'si iyileşmiş ama bunları şimdi şey yapacağız. E, bu 27.069 kişinin Bugün itibariyle e, ne durumda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi 27.069 kişinin 19 Nisan itibariyle e, 2017'si vefat etmiş durumda. Toplam vefat vakası. 11.976 kişisi ise e, iyileşmiş durumda. Geriye kaldı 13.076 kişi. Şimdi bu 13.076 kişi eğer iyileşmemişse ya da ölmüş ise e, doğal olarak e, bunların yoğun bakımda olması lazım. Çünkü iyileşmiyorlar. Yani 14 günden uzun sürdü. Bunun neden böyle olduğunu söylüyoruz. Mesela önümüzde bir Fatih Terim e, örneği var. Ya da İngiltere e, Başbakanı'nın örneği var. Daha bir sürü örnekler var. Yani 4-5 gün içerisinde iyileşip dışarıya çıkartılan insanlar var değil mi? Ama bir de e, yoğun e, kritik seviyede bulunanlar var. Yoğun bakımda ya da kritik seviyede bulunanlar var. Bu rakamda Türkiye'de dün itibariyle 1922 kişi. Şimdi bunları da çıkarttığımız zaman, yoğun bakımda ya da kritik seviyede olanları da çıkarttığımız zaman 11.154 kişinin normalde iyileşmiş olması lazımdı. Yani çıkartılmış, hastaneden çıkartılmış, iyileşmiş, taburcu edilmiş olması lazım Ya da ölmüş olması lazımdı. Bu 11.154 kişi eğer e, bizim rakamlarımıza girmiş olsaydı yani 11.154 kişinin ne olacağına bir bakalım. Rakamlarımıza girdiği takdirde. 11.154 artı 2017 artı 11.976 25.147 kişinin çözüme ulaşmış olması gerekiyordu. Bölü 86.306 Yani %30'u bir şekilde iyileşti ya da öldü olacaktı. Ama maalesef böyle bir şey gerçekleşmedi ve Türkiye'de dediğimiz gibi bu 11 bin kişinin nerede olduğu bilinmiyor şu anda o yüzden de biz veri olarak bu veriye maalesef inanamıyoruz gördüğünüz gibi 11154 kişinin nerede olduğunu bilemiyoruz Normalde iyileşmiş olmaları gerekiyordu ama İyileşmemiş gözüküyorlar, ölmüş de gözükmüyorlar. Dolayısıyla biz Türkiye verilerinin özellikle ölümle ilgili kısmında bir sıkıntı olduğunu ve şu şurada gördüğünüz gri noktanın normalde aslında şuralara kadar yani şurada gördüğünüz diğer İspanya, İtalya, Fransa gibi şu civarlarda bir iyileşme ya da ölüm oranını göstermesi gerektiğini inanıyoruz ama maalesef o rakamlar elimizde yok. Biz de bundan dolayı Türkiye'deki verilerin bir kısmına e, inanmadığımızı iyileşme kısmına inanıp ölümlerle ilgili olan kısmına pek inanmadığımızı söylemekle yükümlüyüz şu anda her ne olursa olsun sevgili Türkem bu ciddi bir rahatsızlık ve bu rahatsızlığı da bir şekilde geçirmemiz gerekiyor o yüzden sağlıklı kalabilmek için evde kalıyoruz tekrar görüşmek üzere.